beyine geldi karşınızda fakir. Dinlemiş sizi gülleri kanlatır. Bir kere izle bırakamazsın. Bakış açılarına inanamazsın. Tek isteği bir beğeni diyorum. Paylaşırsam der mutlu olurum. Fazla gevezeliğe gerek yok diyorum. Sizleri fakirle baş başa bırakıyorum. Sultan Abdülhamid Han, ikinci Sultan Abdülhamid hiç İstanbul'dan çıkmadığı söylenir. Ama bir Hicaz yolculuğu var gibi hocam. Vefat ettiğinde, evet. Vefat ettiğinde Medine'ye giden bir kişiye türbedar, Peygamber Aleyhisselatü Vesselam türbedarı Sultan Abdülhamid Han'ı soruyor. Diyorlar ki vefat etti. Ha, onun için diyor artık gelmez oldu. Subhanallah. Her gece diyor biz kapatıyorduk Mescid-i Nebi, o zat geliyordu. Kapı kendiliğinden açılıyordu. Ve Peygamber Aleyhisselatü Vesselam ziyaret ediyordu. Birkaç gündür gelmiyor. Onun için vefat ettiğini anladım diyor. Bu çok zor bir iş. Merhaba güzel yurdumun güzel insanları. Merhaba dostlar, nasılsınız? Umarım iyisinizdir. Evet arkadaşlar, bomba bir yayınla daha karşınızdayız. Hepiniz hoş geldiniz. Videomuza geçmeden önce her zaman olduğu gibi hatırlatıyoruz. Kusura bakmayın. Hatırlatmak zorundayız. Kanalımızın büyümesi için videomuzu beğenmeyi, paylaşmayı, emeğe saygı için de kanalımıza abone olmayı unutmayın. Haberler gelsin. Efendim, dün bir polisimizi öldüren 19 yaşında 26 suç kaydı olan İstanbul Ümraniye Dudullu'daki bu şahıs Yunus Emre geçti. Tabii ki Süleyman Soylu'yla fotoğrafı çıkmıştı. Oradaki çatışmada, arbedede Yunus Emre'nin annesi de yaralanmıştı. Bugün annesine mikrofon uzatmışlar. Kadın diyor ki, kadın çok haklı. Ben diyor, oğlumun uyuşturucu kullandığını, uyuşturucu sattığını karakola gittim. Devletime gittim, söyledim. Alın bunu dedim. 26 suç kaydı olan çocuğun dışarıda ne işi var dedim. Alın bunu. Almadılar. Almadılar. Anne bunu söylüyor. Anne baba çocuğunu o halde olmasını ister mi? Bak ben de yaralıyım. Bir kız çocuğum var. Onun peşindeyim. Allah rahmet eylesin. Ben canım yandı. Gerçekten polisimiz ölene kadar ben ölseydim, o silahı ben yeseydim, ben kurşunlara geleydim keşke. Ama şunu söyleyeyim. Yapacak bir şeyim varsa gelsinler benimle. Twitter'larda, sosyal medyalarda. Yok nasıl bir anne, nasıl bir babasınız? Allah'ınızı seviyorsunuz. Devletime sesleniyorum. Ben bu kadar bir çocuğumun kötü olmasını ister miyim? Ben bir anneyim, bir babayım. Yaralandım. Bunu gidin söyleyin. Herkes 26 suçtan, madem benim çocuğumun suçu varsa 26 suçtan, niye devlet bunu almadı? Niye devlet bunu götürmedi? Niye düne kadar elini kolunu salladı? O kadar ben arkadaşlar, hepsi biliyorlar. O kadar ben devlete yalvardım. O kadar ben karakollara gittim. Bu çocuk madde bağımlısı. Bu çocuk madde satıyor. Bu çocuk madde kullanıyor. Bunları hepsini söyledim ben. Yine ben çocuğumun yerini söyledim. Yine çocuğumun ben yerini söyledim, buldurdum. Ama lakin hiçbir anne baba istemez çocuğunu kalkıp da polisimizi şehit edecek kadar bir anne baba cani miyim ben? Almadılar. Bitti. Benim bir kızım var diyor. Kızımın peşinden koşuyorum. Yani ben bunu bıraktım diyor. Bunun ne hali varsa görsün. Tamam, ben bunu bıraktım diyor. Ben kızımın peşinden koşuyorum. Hani bunu kurtaramadım. En azından kızımı kurtarayım. Bunun derdindeyim diyor. Devlete de diyorum. Bak bir anne gidiyor karakola. Benim oğlum uyuşturucu satıyor diyor. Ama karakol, işte ne bileyim, devlet, kim bakıyorsa bu işe umursamıyor. Umursamıyor. Gerekeni yapmıyor. Ondan sonra bu çocuk gelip polisi öldürdüğünde de polisimiz öldü, şehit oldu. Ya kardeş, dün de söyledik, bugün de söyleyelim. O çocuk karakoldan kaçamaz. Kaçmasına müsaade ettin, bitti. Bitti. O çocuk polisin işte silahını alamaz. Silah namustur. Alamaz kardeşim. Aldı, bitti. Ya önünde, bir metre önündeki polisi vuramadın. Suçluyu vuramadın. O seni vurdu, öldün. Bitti. 4-5 tane kusurlu hareketin hepsini bir anda yapıp bir de hayatta mı kalacaksın abi? Böyle bir şey yok. Böyle bir şey yok. Yani milletin gazını almak için de işte çöp torbaları giydirmeler, midirmeler, işte işkence edeceğiz, içeride hayatı bitecek şu bu. Hayatım hayatı bitmeyecek.
Bak hayatım hayatı bitmeyecek. Bu çocuk var ya ölmesin. Bu çocuk ölmesin. Bu çocuk 4 veya 5 sene sonra dışarıda. 4 o kadar bile sürmez. 4 veya 5 sene. 4 sene sonra bu çocuğu Ümraniye'de artık neredeyse orada bir mafya kurduğunu, geçti aşireti hatta bilmem ne aşireti olduğunu ve o mafya üzerinden de baskınlar yaptığını, esnafı tehdit ettiğini duyacaksınız. Duyacaksınız. Bugün açın TikTok'u, açın sosyal medyayı. Sözde 17-18 yaşındaki itin, köpeğin fotoğrafları altındaki yorumları okuyor. Baba adamdır ha. Onların şivesi de okuyorum bir de. Adamın 20 tane suçu var ha, adamdır ha. Polisin elinden nasıl silah kaptın da polisi kafasından vurdun. Adamsın adam, kral falan, neler neler. Neler neler. Kendi canimizi kendimiz yetiştiriyoruz baba biz. Biz böyle bir milletiz ya. Biz böyleyiz baba. Bunun daha neyini konuşalım biz yani? Neyini konuşabiliriz? Konuşacak hiçbir şey yok. Bokumuzda boğulmaya mecburuz. Tamam mı kardeşim? Bokumuzda boğulmaya mecburuz. Yani. Al. Bak habere bak. İstanbul Kağıthane'de polis memuru Hakan Telli'nin şehit edildiği, bir polis memurunun ise ağır yaralandığı silahlı saldırıya ilişkin 51 sanıklı davada mahkeme 17 sanığın adli kontrol şartıyla tahliye edilmesine karar verdi. Buyur. Acurlar mı macurlar mı, öyle bir aşiretmiş bunlar. Polisi öldürmüşler. Tamam. Polisi öldürmüşler. Elini kolunu sallaya sallaya adli kontrol şartıyla da serbest kalmışlar. Ne diyor Adalet Bakanı Yılmaz Tunç? Yapanın yanına kar kaldığı algısını ortadan kaldırmaya devam edeceğiz. Böyle mi devam edeceksin? Dünkü olayda uyuşturucu kullandığını annesi söylüyor. Gittim devletten yardım istedim, alın çocuğumu dedim. 26 suç kaydı var dedim diyor. Almıyorsunuz. Almıyorsunuz. Gelip polisini öldürüyor, şehit ediyor. Başka bir aşiret midir, tarikat mıdır, ne zıkkım olduğu belli olmayan, ne yediği belirsiz tipler de senin polisini öldürmüş. 17'si serbest kalıyor adli kontrol şartıyla. Sen çıkmışsın efendim, ne yapacakmışsın? Yapanın yanına kar kaldığı algısını ortadan kaldırmaya devam edeceğiz. Leblebi yedim, karnım tok, çek osurayım bir daha sok. Helal olsun lan sana. Ne cukkulum ne daşağım, gel gör beni aşk neyledi. Al. Ne diyeyim ben? Gerçekten yani, gerçekten anlamak mümkün değil ya. Vallahi billahi ya. Efendim, emniyetin siber suçlar birimi derbiyi kaçak olarak IPTV üzerinden izleyen IP adresleri her ne zıkkımsa adresleri tespit etmiş, derbiyi kaçak olarak izleyenler hakkında işlem başlatacağız. Kardeş, bak. AKP'ye yakın isimlerin, tamam mı, ihale aldığı AKP'ye yakın isimlerin kendi kanallarında bu maçları seyrettirdiği bir ülkede gene AKP'ye yakın isimler kaçak yayın yapıyor. Ve bu kaçak yayın üzerinden izleyenler tespit ediliyor. Milleti, tamam mı, suçlamak için, milleti suça teşvik etmek için siz bu yayını yapanı değil de izleyeni almayı hedefliyorsunuz. İzleyenin üzerine gitmeyi hedefliyorsunuz. Baba siz kime hizmet ediyorsunuz ya? Gerçekten merak ediyorum. Ya siz kime hizmet ediyorsunuz abi? Derbiyi niye kaçak izledin? Niye para versin? Salak mı? He? Salak mı? Kalitesiz futbolun olduğu, he? Doğru düzgün futbolun olmadığı, takımların transfer yasaklarının olduğu, doğru düzgün paraların verilmediği, he? Futbolun fensinin olmadığı bir ligin niye millet para verip izlesin? Salak mı kardeşim? Tabii ki kaçak izleyecek. Efendim, Kayseri'de AKP'li siyasilerin sucuk partisi gündem oldu. Tepki çeken görüntülere Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç'tan tuhaf bir savunma geldi. Leblebi mi ikram edelim? Leblebi ikram edecek halimiz yok kardeşim. Hem bunu biz belediyenin kasasından vermedik ki, buradaki esnaf gönderdi. Kayseri'de sucuğun kilosu kaç para? Pastırmanın kilosu kaç para? Bu esnaf ne kazanıyor ki? Bir de size bunları bedava gönderecek. Ekmekleri getir. Derya. Hadi afiyet olsun. Hadi bakalım yürü. Gel abi çalışıyoruz. Şu da gelmesin. Balıkla karışıyor. Balık da var. Hamsi de var. Gel hamsi. Hamsinin yanında. Sucuk da var. Gel. Kayseri hamsi sayın bakalım. Balamut. Kayseri hamsi. Kayseri balamut. Gel abi. Gel çevir.
Derya bunlar, Derya. Gel Derya, gel Derya. Çevir, yanmasın Derya. Bravo. Teşekkür ediyoruz. Ziyan olmasın çocuklar. Hulusi Akar'ın da falan videosu varmış. Yemedim falan demiş. Özgür Özel de Hulusi'ye takılıyor falan. Belki orada o sucuğu yemedin ama bir sürü insanın hakkını yedin falan. Biz bunlara ikram ettik ama milletvekilleri, bakanlar falan yemediler bu sucuğu. Gösteriş olsun diye mi yaptınız? Yok. Beraber orada parti yaptınız yani. Ya. Kim yedi? Kim yedi abi? Kim yedi soruyorum. Kim yedi? Efendim. Yine Kayseri. Kayseri'de bir damat adayı gelinin taleplerini duyduktan sonra nişanı attı. Söz kesiminde 0 kilometre otomobil, 200 bin TL'lik yüzük, 3+1 dayalı döşeli ev, 30 adet Adana burması bilezik, son model telefon. Yani oldu olacak abla, şuraya da domal deseydin de adam domalsaydı yani. Ha? Bir o kaldı yani, benim ağzımı bozdurma şimdi. Ha? Yani. Kıbleye doğru Mehmet Şimşek'in demesi gibi domalın deseydin de millet domalsaydı yani senin herif. Böyle saçmalık mı olur ya? Al Mehmet Şimşek dedik haber geldi. Bak şimdi. iPhone 16 Pro Max 1 TB'ın üretim maliyeti Apple ve bayi karı ile lojistik giderleri dahil 58.936 TL. Apple'ın karı, bayi giderleri ve lojistik iPhone 16 Pro Max 1 TB. Fiyatı 58.936. 59.000, 60.000 lira fiyatı. 60.000 lira. Bir telefonun fiyatı. Ne yapıyorlar baba? Vergiyi dahil ediyorlar Türkiye'ye girer girmez. Bu telefonun fiyatı 120.000 lira oluyor. Apple bu telefondan para kazanıyor. Bayi bu telefondan para kazanıyor. Bu telefonunu taşıyan, hamallık yapan bu telefondan para kazanıyor. Bunların tamamının kazandığı para 60 bin lira. Devlet, Türkiye sadece bu ülkede bu telefonu satma adı altında vatandaşı alsın diye 120 bin liraya bir 60 bin lira vergi koyuyor üzerine arkadaşlar. 60 bin lira. Al. Sonra deyince de kızıyorsunuz. Kıbleye dönün domalın. Bitti. Bitti kardeş yani. Olay bu. Olay bu. Buna vergi diyor. Vergi diyor. Mafya da aynısını yapıyor. Mafya da aynısını yapıyor. Geliyor dükkanına, ortak oluyor karına. Mafya da aynısını yapıyor. Yani gerçekten ya lanet olsun ya. Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin Erdoğan'ı New York'ta karşılamış. Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'na katılmak için New York'a gelen Cumhurbaşkanımızı Türk evinde karşıladık. Aynı uçakla gelmiştir. Tamam mı? Arka kapıdan çıkmıştır. Koşa koşa Türk evine gitmişlerdir. Hemen kapıda böyle sırada beklemişlerdir. Cumhurbaşkanı gelince de "Ay efendim 3 gündür gözümüz yollarda kaldı biz. Neredesin?" demişlerdir. Olay mı? De Numan Kurtulmuş aynı uçakta gidip arka kapıdan inip ön kapıya gelip Erdoğan'ı karşılıyor ya. Ya bunlar var ya, yemin ediyorum ya. İtibardan tasarruf olmaz diye diye ne itibar kaldı ne bir şey. Ya diyenleri sosyal medyada duyuyorum, görüyorum. Bazen tweetlerini okuyorum. Saçmalamayın o surunuzu kor düğüm ederim. Tamam? Kimse reisimin itibarına laf edemez. Reis itibardan tasarruf olmaz diyorsa bitmiştir olay. Herkes haddini bilecek lan. Erdoğan'ı yedirmeyiz. Yeni Akit gazetesi. Ülke Teksas'a döndü. Kemalist rejim suç makineleri üretiyor. Yani bir önceki videomuzda da bunu söylemiştik. Şimdi ortada bir katil varsa bu katilin hangi partiye üye olduğu araştırılıyor. HDP'li mi AK Partili mi? Bak AK Partiliymiş. Ortada bir tecavüzcü varsa hangi partiye üye olduğu, hangi partiye desteklediği, MHP'li mi CHP'li mi? Ya kardeşim bu suçluların dışarıda ne işi var? 25 sene ülkeyi yönetmiş senin liderin,
Senin partin Yeni Akit. Heh. Bu adamlar dışarıda. Bu adamlar dışarıda. Dünya liderinin olduğu bir ülkede bu adamlar dışarıda kol geziyor. Alıp tutuklayamıyor, cezaevine atamıyorsan neyin dünya liderisin kardeşim? Neyin, kime neyin havasını atıyorsun kardeşim? Allah aşkına. İlla birinizin başına gelmesi mi gerekiyor? Ha, öyle olması gerekiyorsa inşallah birinizin başına gelir, hepimiz rahatlarız. Eğer bu ülkenin normale dönmesi için, düzelmesi için birinizin başına böyle bir şey gelmesi gerekiyorsa bir an önce birinizin başına böyle bir şey gelsin de suçsuz günahsız insanlar toprağa düşmesin. Efendim, Yunan basınının iddiası Türkiye F-35 programına geri dönecek. Yunan gazetesi iddiasına göre Türkiye'nin Rusya'dan aldığı S-400 hava savunma sistemini devreye dışı bırakması karşılığında ABD'nin Türkiye'yi F-35 savaş uçağı programına geri alabileceğini söyledi. Recep Tayyip Erdoğan, New York'taki Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'ndaki konuşması ve Dışişleri Bakanı Hakan Fidan'ın yaptığı açıklamalar Türkiye'nin işte katsa yaptırımlarının kaldırılması ve F-35 programına geri dönme çabaları yeniden gündeme taşıdı. Fidan Anadolu Ajansı'na verdiği demeçte S-400'ler için bir yaratıcı formül arandığını belirtti. Peki sormak lazım. Ne oldu? Ne oldu ha? F-400'ler şöyleydi, böyleydi, harikaydı, mükemmeldi, süperdi. Ne oldu? Ne oldu şimdi? Tıpış tıpış geri iade etmenin derdindesiniz. Ha? Ha? F-35 programından S-400 için çıktın. Şimdi F-35'e geri dönmek için S-400'ü ne yapayım? Ne yapayım? Şimdi S-400'ü savunan ak troller dönüp F-35'i savunacaklar. Tamam. Böyle bir zihniyetle karşı karşıyayız. Utanma yok. Yüzleri kızarmıyor. Yüzleri inşallah Putin müsaade etmez de. Tamam mı? İnşallah Putin köşeye sıkıştırır da iki arada bir derede kalırsınız. Ya efendim, DEM Partiliydi. Bu şu anda Gergerlioğlu hala DEM Parti'de mi ya? Efendim, Gergerlioğlu mahkeme salonundan çıkartılıyor. Bu bir mahkemeyi izlemek için gitmiş arkadaşlar. Hakim Gergerlioğlu'na demiş ki siz demiş dünkü programda, YouTube programında beni eleştirdiniz. Mahkeme salonundan çıkın. Hakim Gergerlioğlu'na beni eleştirdiniz. Mahkeme salonundan çıkın diyor. Tamam Haydar. Tamam. Ya ülkedeki adalet mekanizmasının, hakimlerin, savcıların, mahkemenin geldiği duruma bak. Beni eleştiremezsin. Hakim bunu söylüyor. Beni eleştirme. Niye eleştirmeyecek? 26 suç kaydı olan çocuğu dışarı sal. He? Serbest bırak. Gitsin polisi öldürsün. Ama beni eleştirme. Beni eleştirirsen olmaz. Bak seni mahkeme salonundan atarım. Gülen hareketine yönelik çocukların davası vardı. 25 tane çocuk muydu? 18 tane çocuk muydu? İşte bu çocukların sitenin içerisindeki parkta oyun oynuyorlar. Onları fotoğraflamışlar. Birbirlerinin evine ders çalışmaya gitmişler. Niye ders çalışmaya gitmiş diye hakim soruyor annesine. Çocuğunu niye o eve ders çalışmaya gönderdin? Sanki uyuşturucu kullanmaya göndermiş. Tamam mı? Sitenin içinde çocuklar oyun oynuyorlar. Neden çocukların oynamasına müsaade ettin? Sıradan olağan şeyleri suçmuş gibi gösteriyor. Bu suç. Çocukların sitenin içerisinde, sitenin bahçesinde oyun oynaması suç. Niye? Buradan kime ne mesajı veriyor? Sıradan vatandaşlara şu mesajı veriyor. Bunları öcüleştirin. Bunları aranıza almayın. Bunların çocuklarını da aranıza almayın. İnşallah bir gün aynısı sizin çocuklarınızın da başına gelir. İnşallah. İnşallah bir gün sizin çocuklarınızın da orada burada intihar ettiğini görürüz, duyarız. İnşallah. Ya. Çoluk, çocuk, kim varsa herkes terörist. 26 suç kaydı olanlar, 50 suç kaydı olanlar dışarıda. Hak ediyorsunuz. Haydar. Haydar. Yeter lan. Allah Allah. Ya ondan sonra da niye benim polisim öldü? Niye şu oldu? Niye bu oldu? Ya. Efendim, AK Partili Hamza Dağ CHP'li vekillere ait araçta kaçak elektronik sigara malzemesi bulunmasıyla ilgili dünyanın her yerinde haber değeri taşıyan bu olay Halk TV'ye, ne de Sözcü'ye, ne de Tele 1'e haber olmuyor.
Yani... Evet. İlginç. Adam kaçak sigara taşımış. Milletvekilinin aracında, milletvekilinin dışarıdan bir arkadaşı milletvekilinin aracında kaçak sigara taşımış. Bunun haber yapılması lazım. Değil mi? AKP'li bir milletvekilinin kardeşi de gümrükten çıkarken uyuşturucuyla yakalanmıştı. Değil mi? Hı? Eski ata uçağının içerisinde uyuşturucu yakalanmıştı. Ha? Hamza, AKP'li Hamza da. Hamza Dağ mı bu adamın adı? Soyadını yazmışlar da. Onu da konuşalım. İster misin yani? Ne diyelim? Valla adam bunu çalabilmiş. Eğer gerçekten milletvekilinin haberi varsa bunu götürebilmiş. Adam anca bunu götürebilmiş. Ne yapsın yoksa? O da isterdi. Daha büyük büyük götürmek ama. Yani birilerinden fırsat kalmıyor demek ki adam. Adam da demiş ki bari ben de bunu çalayım. Yani yapacak bir şey yok. Ki ben milletvekilinin kesinlikle haberin olduğunu da düşünmüyorum. Bir arkadaşımın kent lokantasıyla imtihanı. 21 Eylül 2024 Cumartesi günü menüsüymüş. Ezogelin çorba, dana haşlama, pirinç pilavı, cevizli kadayıf tatlısı, ekmek su, armut tamamı 54 lira. Şimdi arkadaşlar, kent lokantası ya vergi vermiyor ya da bir yerde bir tuhaflık var. Bu diğer işletmeleri batırır. Tamam mı? Bazı esnaf arkadaşlardan mesajlar geliyor. Abi bu şekilde devam ederse biz batacağız. Biz batacağız. Bitti. Şimdi kardeşim, sen oy uğruna böyle bir şey yapıyorsun. Ama diğer taraftan da bu ülkeye vergi veren esnafı batırıyorsun. Ekrem İmamoğlu'na da diğer belediyelere de söylüyorum. Ya bir yerde bir tutarsızlık var kardeşim. Şimdi vatandaş diyor ki millet aç. Yani şu an bunu eleştirmenin sırası mı? Diğer taraftan o esnafın, o lokantanın çalıştırdığı elemanlar yarın öbürsü gün işsiz kalacak. Onlar da aç kalacak. İşsizlik kervanına onlar da katılacak. Arkadaşlar bu nasıl olacak? Ha, eğer bunun bu fiyatlara inme gibi bir lüksü varsa o zaman belediyeler bu esnaflara imkan sağlayacaklar. Eti belediyenin almış olduğu imkanlar da alacak. Sebzeyi belediyenin almış olduğu şekilde alacak. O da indirimli alacak, o da satacak. Belediye çıksın şunu söylesin kardeşim. Bu ürünleri sıradan esnaf da aynı fiyata alıyor ama esnaf açgözlülük yapıyor. Bu fiyata satıyor. Oysa ki bu fiyata satabilir desin. Sattığı halde de kar edebilir desin. Eyvallah diyelim. Eğer bir esnaf o şekilde satıp kazanamıyorsa, kar edemiyorsa sen bu esnafı batıracaksın. Bu esnafı batırdığın zaman bu esnafın çalıştırdığı işçinin, herkesin işsiz kalmasına sebep olacaksın. Sadece oy uğruna yapıyorsun. Oy uğruna. Ha diyeceksin ki ülkeyi yönetenin suçu yok mu? Var tabii. Ülke bu hale geldiyse 25 sene ülkeyi yönetenler yüzünden ve 25 sene aralıksız bu insanlara oy verenler yüzünden. Bu ayrı. Gene dönüp dolaşıp halka geliyoruz. Problem halkta. Ama diğer taraftan böyle de bir problem var. Bunu da dile getirmek zorundayız. Sonuçta esnaf bize ulaşıyor. Sosyal medya fenomeni Kübra Aykut. Dün intihar etmiş. Allah Allah, ilginç. Mektup bırakmış. Ben kendim atladım falan yazmış. Daha önce de buna benzer bir intihar vardı. Mektup bırakmıştı. O da ben intihar ettim, ben kendim atladım demişti. Yakında ortaya çıkar gerçek mi değil mi? Allah Allah. Yani ölüm sebepleri, intihar sebepleri, bunların hepsi gitgide daha da genç nesle ulaştı arkadaşlar. 15, 16, 17 yaşındaki insanlar artık intihar ediyor. 20 yaşındaki gençler intihar ediyor yani. Ya milletin aç karnını düşünmeyen zihniyet gencecik çocuklar mı düşünecek? Orası da ayrı. Ya bunun intiharlık bir sebebi de yok. Psikolojik sorunları yoksa sosyal medyada fenomen. Yani ilginç. Mebru Baki, neden KKTC Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti asgari ücreti 3 ya da 4 sefer artırıyor yılda demiş. Şeref Oğuz da onların nüfusu az değil, onların hırsızı az demiş. Yani adam ana avrat küfür etse bu kadar etkili olmazdı.
Adam noktayı koymamış, kazığı sokmuş. Yapacak bir şey yok. AKP'li Mehmet Metiner. İlginç. İmamoğlu için manidar reis benzetmesi. Eski AKP'li milletvekili Mehmet Metiner İBB... Lan Cabbar! Cabbar! Biri susuyor, biri başlıyor. Vallahi keserim ha! Eski AKP'li milletvekili Mehmet Metiner, İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun yargılandığı ahmak davası için sosyal medyadan dikkat çeken bir benzetme yaptı. Sosyal medyada paylaştığı mesajda, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın siyasi yasaklı olduğu döneme atıfta yaparak, geçmişte reise yapılanların aynısı bugün bir başkasına yapıldığında karşı çıkmamak gibi bir ilkesizliğin savunucuları olamayız. İlginç. Allah Allah. Mehmet Metiner'in parti parti gezdiğini hepimiz biliyoruz arkadaşlar. AK Parti'nin sonunun geldiğini yavaş yavaş anladı. Acaba manevra yapıyor da CHP'den bir koltuk alabilir miyim mi? Bir ikincisi de evet, İmamoğlu'na da bu soru sorulmuş. Siyasi yasak gelirse işte Cumhurbaşkanlığına aday olur musunuz falan. Ben hep şunu söylüyorum arkadaşlar. Bir güç İmamoğlu'nu Erdoğan'ın izlediği yol üzerinden Cumhurbaşkanı yapmanın derdinde. Başka da bir şey değil. Yani artık o güç hangi güç orasını bilmiyorum. Biz bunu söylediğimizde vatandaş tepki gösteriyor. İmamoğlu'nu sevenler, İmamoğlu'na destek verenler, onu kurtarıcı olarak görenler tepki gösteriyor ama hiçbir siyasetçi kurtarıcı değil arkadaşlar. Zamanında Erdoğan'ı kurtarıcı olarak gören siz değil miydiniz? Sizdiniz. Siz derken kimden bahsettiğimi biliyorsunuz. Bugün o kurtarıcı dediğiniz Erdoğan'dan kurtulmak için erken seçim olsun diye dört gözle bekliyorsunuz. Demek ki kurtarıcı diye beklediğiniz civcivler kurtarıcı olmuyor. Evet. Yani demek ki öyle siyasetçiler, miyasetçiler sizi kurtaramaz. Sizi kurtarırsanız sadece kendiniz kurtarırsınız. Önce sizin düzlüğe çıkmanız lazım. Önce sizin ilkelerinizin olması lazım. Tamam mı? Önce sizin bir duruşunuzun olması lazım. Önce sizin ahlaki değerlerinize önem vermeniz lazım. Önce sizin adalete, hukuka inancınız olması lazım. Adalet, hukuk istemeniz lazım. Hep birlikte hareket etmeniz lazım. Önce sen. Sende bir şey yok ki. Sen olmuşsun çöp torbası. Yani karşı taraf ne diyorsa alkışlıyorsun. Karşı taraf içine ne atıyorsa evet at diyorsun. Çöp torbasından bir farkın yok. Bu ortamda ne İmamoğlu ne de başkası kimse seni kurtaramaz. O da gelecek, kendi gemisini yürütecek. Bir değişen bir şey olmayacak. Bir şey değişmez bu ülkede. Yani. Efendim. Veliler şikayetçi. Öğle arası öğrencilerin dışarı çıkarılmasına istiyoruz. Gelsinler eve, biz evde yemek verelim. Herkes kendi çocuğuna. Kantinden alamıyoruz, kantinler pahalı. Ama sırf kantinden alışveriş yapılsın diye öğle arası eve gitmeyi yasaklamışlar. Çocuklarımız eve gelmek istiyor, göndermiyorsunuz diyor veliler şikayetçi. Kantinden alışveriş yapamıyoruz, kantin pahalı. Geçen de bir veli işte bir tostun 60 lira olduğunu, iki tane çocuğum var. Sadece tosta günlük 120 lira para veriyorum diyor. Asgari ücretin durumu ortada diyor, feryat ediyor herkes. Veliler şikayetçi ama kimin umurunda? Kimsenin umurunda değil. İhale üzerinden verilen okul kantinleri, bu kantinleri alanların vermiş oldukları rüşvetlerden tuttu artık ne veriyorlarsa içeriye, bunları bir şekilde kurtarmaları lazım. Kimsenin zarar etmemesi lazım. Bunun için de bu öğrencilerin okuldan eve gitmemesi lazım öğle arasında. Okulda kal, kantinden al, kantinciyi zengin et. Kantinci müdüre, müdür başka birine, o ona, şu şuna, böyle gitsin silsile. Tamam. Silsile böyle devam etsin. Giren kime girsin? Giren veliye girsin. Çoluğa çocuğa. Tamam. Ki zaten kantinlerde verilen yemekleri de biliyoruz. Peki soruyorum. Geçenki seçimde AK Parti'ye oy verirken size ne dediler? Ne gibi bir şeyde bulundular? Okullarda çocuklara bedava yemek dağıtacağız dediler, değil mi? Hatta önce bunu CHP söylemişti. Sonra AK Parti bunu eline aldı. Ama yapmadılar. Şimdi de dağıtamayız diyorlar. Dağıtamayız. Sizden bunun için oy istediler. Bu vaatte bulundular. Ama dağıtamıyorlar. Ya sürekli kandırılıyorsunuz. Sürekli. Ama uyanmıyorsunuz. İyi oluyor size. Beter olun. Gerçekten beter olun. Bu ülkeyi siz bu hale getirdiniz.
Bu ülkeyi siz bu hale getirdiniz. Acımak yok. Aç kalacaksın. Acından öleceksin. İnim inim inleyeceksin. Ya. Öyle ağla ağla dur. Çocuğum aç. Aç kalsın. Turan Çömez paylaşmış. Adalarımızı işgal ettiler. Sesini çıkmadı. Botlarıyla limanlarımıza kadar geldiler. Umurunuzda olmadı. Vatandaş bu görüntüleri paylaşmasa belki de ruhumuz duymayacak. Ne işe yararsınız siz Allah aşkına? Bir açıklama yapın ya, bilelim. Ne oluyor? Dışişleri Bakanlığı. Yunan sahil koruma polisi bir botu takip ediyor. Türk sınırlarından içeriye giriyor. Bodrum'da koydan içeri girmiş. Neredeyse çıkarma yapacak. Yunan askeri Bodrum'dan çıkarma yapsa kimsenin ruhu duymayacak. Adamlar Bodrum'u alsalar haberiniz olmayacak. Nerede senin sahil güvenliğin? Nerede senin sahil güvenliğin? Yok. Yok. Kimse mi izlemiyor? Kimse mi? Hepiniz mi körsünüz? Hepiniz tatile mi çıktınız? Sahilde güneşleniyorsunuz mu? Ha? Rus turistler, Ukraynalılar aklınızı başınızdan mı aldı? Yunan sahil polisi gelmiş senin kıyına gelmiş, kıyına. Sonra elini kolunu sallaya sallaya dönüyor. Bizimkiler nerede? Yok. Yok. Diyorum lan, bir çıksalar, bir çıkarma yapsalar Bodrum'a kimsenin ruhu duymayacak. Adamlar Ankara'ya kadar gelecekler. Anca sarayın önünde bizimkiler uyanacak. Ola, işgal altındayız. Ülke o hale gelmiş ya. Gelelim Narin olayına. Narin olayıyla ilgili arkadaşlar. Narin'in öldürüldüğüne dair veya gömüldüğüne dair görüntüler varmış. Ne hikmetse. Olayın üzerinden 3 ay geçtikten sonra bir anda görüntülere ulaştılar. Bu görüntüleri de TÜBİTAK'a vermişler. Tabii. Arkadaşlar orada zaten askeriye var. Askeriyenin elinde de son model, yani kameralar, full HD gösteren kamera sistemleri var. Bu isteselerdi bir günde ortaya çıkardı. İsteselerdi bir günde ortaya çıkardı. Ama çıkmadı. Çıkmadı, çıkarmadılar. Çıkarmasını istemediler. Yani şimdi TÜBİTAK'a verilmiş görüntüler. Dün bu aileden Salim Güran'ın akrabalarından bir tanesinin tweet attığına dair paylaşımlar yapıldı arkadaşlar. Bu arkadaş kimdir, nedir, kimlerdendir bilmiyorum. Salim Güran'ın o gece, o gün Narin öldükten sonra AKP'li milletvekili, neydi ya şu milletvekilinin oğlu? Adı? Adını unuttuk bak. Bu milletvekilini aradığı, bu milletvekiliyle bir pazarlık yaptığı, İşte arsa, tarla, para, bu tarz şeyler üzerinden bir pazarlık döndüğü ve bu pazarlık doğrultusunda da bu olayın üstünün kapatılacağı söyleniyor. Vallahi ben o tweetleri atanın adını da unuttum. Soyadı Güran da. Bu aileden biri beni öldürürler diyor, duyarlarsa diyor. Sayın Cumhurbaşkanı'na sesleniyorum diyor. İyi de ben de şunu anlamıyorum. Madem böyle bir şey var, sen bu tweeti attıktan sonra zaten herkes senin kim olduğunu bilecek, anlayacak. Bilecek, anlayacak. Nasıl olacak bu? Zaten gelip sen o köydesin, seni öldürecekler. Hepimizi engellediler, yasakladılar. Evlerimizden dışarı dahi çıkmamıza müsaade etmediler. Konuşmamızı istemediler diyor. Ya o köyden değil ama o köyde olanı biteni biliyor. Böyle birisinin ismini, soy ismini kullandı. Böyle bir tweet attı ya da birileri bizi işletiyor. Sözde AKP'li milletvekili bu olayı kapatırım demiş. Ama arsa istemiş, tarla istemiş, para istemiş. Ben inanmıyorum. AKP'li milletvekilinin böyle bir şeye ihtiyacı mı var acaba? İlginç. Ama haber değeri olduğu için de yapıyoruz. İddialar o yönde. Diyelim olayın içinden çıkalım. Hataylı depremzede AKP'li Murat Kurum'a İBB'yi kaybedince tekrardan çevre bakanı mı olmuştu? Annemi babamı kaybettim. 50 milyon dolarlık malımı devlet el koydu. Rezerv alan ilan ettiniz. Arazime 404 dükkan yapıldı. Bana bir dükkan verilmedi. Ben AKP üyesiyim. Bana bu yapılıyorsa vatandaşa neler yapılıyor? Antakya'da ben annemi babamı kaybettim. Bütün malımı, mülkümü kaybettim. Rezerv alan ve siz riskli alan ilan ettiğiniz yerler, çevre şehircilik zamanında her şeyimi kaybettim.
50 milyon dolarımı kaybettim. Devlet el koydu. Hiçbir şekilde şu anda ne kira veriyorsunuz ne bir şey yapıyorsunuz. Beni hayata mahkum ettiniz. Öyle olmaz ama. Öyle oldu ama 5 kuruş para alamıyorum. Babamdan kalan sizin, yerlerden sizin üzerine 404 tane dükkan yapıldı. Bir tane dükkan vermediniz bana. Vali bana diyor ki babanın malından mı istiyorsun? Evet babanın malından istiyorum. Bakalım yani öyle olmaması emin gerekiyor. Öyle. Tamam ve bakalım. Yıkılmayan seni, yerlerim yıkıldı. Ben seni ilgili arkadaşlarınla görüşürüm. Ve ben AK Parti'de üyeyim. Tamam. Bana bu yapıldıktan sonra başka vatandaşa neler yapılıyor? İnsan demiş. Evet arkadaşlar. Evet. Murat Kurum ne demiş? Ya biz öyle bir şey yapmayız. İlk defa duydum. Tabii canım ilk defa. Senin dünyadan haberin yok. Zukkum çor. Senin dünyadan haberin yok. Ya. Evet arkadaşlar bir videomuzun sonuna geldik. Dinlediğiniz için hepinize teşekkür ediyoruz. Bir kusurumuz olduysa affola. Hakkınızı helal edin. Başınızı şişirdik. İnşallah bir sonraki videomuzda görüşürüz. Buraya kadar gelmiş videomuzu beğenmeyi, paylaşmayı, kanalımıza abone olmayı unutmuş kardeşlerim. Emeğe saygı diyoruz. Desteğinizden dolayı hepinize teşekkür ediyoruz. İnşallah yarınki videomuzda görüşürüz.